Bugün sizlerle birlikte trafik hakkında konuşacağım. Yaklaşık bir saat kadar eğlenceli bir vakit geçireceğiz. Ben jandarma subay Sevra İpek Küçükavşar. Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı'nda trafik tim komutanı olarak görev yapıyorum. Neler vardır trafikte? İnsanlar vardır. Peki biz ne olarak trafikte bulunuyoruz? Trafik kurallarına uymak bizim ve sevdiklerimizin hayatını kurtarır. Trafik ışıklarına, trafik işaret levhalarına, trafik görevlilerine, karşıdan karşıya yaya geçitlerinden geçmeliyiz. Trafik ışıklarına ve trafik görevlilerine uymalıyız. Sevgili çocuklar, okuldan eve gelirken ve evden okula giderken sevgili çocuklar, sizler trafikte daha az görünürsünüz. Yerde işaretleme yoksa diğer işaret ve elemanları baz alarak trafikte güvenli şekilde yol alacaksınız. Anlaştık mı? Trafikte güvenliğiniz için trafik işaretlerine mutlaka uymalıyız. Yayalar trafik kazalarına yol açmamak için taşıt yolunu kurallara uygun olarak kullanmalıdır. Trafik işaretleriyle belirlenmiş alandır. Alt geçit. Geçerken zikzaklar çizmeyeceğiz. Sürücülerle göz göze gelerek bisikletimizi evimizin bahçesinde, okulumuzun bahçesinde yapmayacağız bisiklet üzerinde. Sevgili çocuklar, ve kolumuzu camdan dışarı çıkarmamalıyız. Emniyet kilidinin devreye alınma, çocuk koltuğu ve emniyet kemeri kullanmalıyız. İnsanların hatasından meydana gelir. Trafik kurallarına uymayı alışkan... Ravzanur hoş geldin. Gösterebilir miyim? Dinliyorum. Bisiklet üzerinde kırmızı çizgi levhası ne anlama gelir? Bisiklet sürülemez anlamına gelir. Merhaba hocam, bir şey sorabilir miyim? Dinliyorum. Bisiklet üzerinde kırmızı çizgi levhası ne anlama gelir? Bisiklet sürülemez anlamına gelir. Hı hı, teşekkür ederim hocam. Merve'nin sesini açalım. Burada amacımız sizleri daha bilinçli... Tamam, sınavda heyecan yapmasın. Daha dikkatli bir şekilde araç kullanırsa sınavı uyması için uyarmak. Mesela karşıdan karşıya geçen bir... Jandarma Genel Komutanlığı'na tevdi edilen trafik görevlerinin bir parçası olarak trafik dedektifleri gibi paydaş olunan projeler dahilinde Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri olarak çocuklara trafik güvenliği eğitimleri vermekteyiz. Okullarda uzaktan eğitime geçilmesi ve pandemi koşulları nedeniyle hayata geçirilmiş uygulamaya Siverek Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordine kurularak İlköğretim okulu öğrencilerine EBA ve Zoom uygulamaları üzerinden trafik güvenliği eğitimi vermeye devam etmekteyiz. Proje ile 3-17 yaş grubunda yer alan çocukların bizler tarafından verilen eğitimler sonrasında her gün trafiğin içinde yer alan anne, baba ve aile bireylerinin trafik kazaları ile ilgili farkındalıklarının yükseltilmesi, yarının bireylerini şimdiden yetiştirmek ve onların yetiştireceği nesillere altyapı oluşturulması, trafik kurallarının herkes için var olduğu bilincinin yerleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda doğrudan hedef kitlemiz 3-17 yaş grubunda yer alan çocuklar iken, dolaylı hedef kitlemiz bu çocukların aileleri, yakınları ve diğer öğrencilerdir. Dersimizde emniyet kemeri, trafik işaret ve levhaları, yaya geçidi, üst geçit ve alt geçit kullanımı, güvenli bisiklet kullanımı, yaya güvenliği, görünürlük, araçta güvenli yolculuk, karşıdan karşıya geçme kuralları ve güvenli oyun alanları konularını öğrencilerimize anlattık.
Ülkemizde meydana gelen kazaların nedenlerini sıraladığımızda hız limitlerine uymamak kazaların başlıca nedeni olarak öne çıkmaktadır. Sürücülerin bu konuda daha duyarlı olmaları ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanun ve Yönetmeliğinde belirtilen kuralları ve hız limitlerine uymaları halinde kazalar büyük oranda azalacaktır. Emniyet kemeri kullanmak, meydana gelen kazalarda ölümcül yaralanma riskini ön koltukta oturanlar için %50, arka koltukta oturan yolcular için %75 oranında azaltmaktadır. Son olarak vatandaşlarımıza koronavirüs tedbirlerine riayet etmelerini, evlerinde kalmalarını, dışarı çıkmaları gerekirse trafik kurallarına uymalarını bir kez daha hatırlatıyoruz. Bugün online olarak trafik dersi aldık. Bilmediğim birçok levhayı, bilmediğim birçok kuralı öğrendim. Bu bize çok faydalı oldu. Yani bunun devam etmesini isteriz.